Tayyip ile karşı karşıya gelecek. O zaman Abedeko kimden yana ağırlık basarsa o kazanacak. Abedeko diyorum çünkü Amerika bir şirket. Yani demokrasi memokrasi hikaye. İki tane parti var, ikisi de birbirinin aynısı. Amerikan halkı alabildiğine medya yoluyla kandırılıyor. Sanki demokrasi havaları ama kesinlikle para kazanıyor Amerika'da. Yani Amerika yöneten bir oligarşi var. Ve Türkiye'de maalesef şu anda Orta Doğu'ya model bir yarı din şeyle, yarı teokratik bir devlet olarak kullanmak istiyorlar. İran'a da alternatif olarak çıkarmak istiyorlar. İsrail'e karşı olan bazı şeyler de var. Yani İsrail'e olan alternatif de Amerika'nın şeyi olacak, dostu şeklinde. Şimdi bu adam Amerika'nın hazırladığı sakalsız Humeyni. Şimdi buna cevaplar var. Bazı cevaplar paylaşılan. Birisi diyor ki, benim anlamadığım neden bu kadar uğraşıyorsun bu zat ile? Uğraşacağı o kadar ciddi sorunlar var ki gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum ve şüphe ediyorum diyor. Ya bu adam Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi. Ve asıl sorunu sen daha görmedin. Humeyni de, Humeyni ile niye uğraşıyorsunuz derlerdi uğraşanlara. Ama Humeyni'nin nasıl olacağını, ne nasıl bir sistem getireceğini öngörenler ona karşı çıktılar. Ama maalesef bazıları saf saf davrandılar. Onunla birlikte ittifaka girdiler ve sonunda kaybettiler. Bir kısmı kaçtı, bir kısmı idam edildi, öldürüldü. Şimdi bu adamla uğraşmak şu, bu adamın bir fikri yok ki uğraşalım fikriyle. Ne fikri var? Bu adam sadece bir kişilik kültünün karizmatik bir lideri. Rol yapılarak, ağlayarak ve ağlatarak insanları kandıran bir belam. Sağdan yanaşıyor, sağdan yanaşıyor. Sağdan yanaşanlardan korkacaksın. Şimdi ben bu adam benim şeyim ne? Benim hiçbir şeyim yokken, nedir dikili ağacım bile yokken, beni destekleyen, doğru dürüst bir cemaatim, bırak da 3-5 arkadaşım bile yokken bütün bu cemaat benimle uğraştı. Bütün cemaatler, hepsi ittifak. Nurcusu, Süleymancısı, efendim Hizbullahçısı, İrancısı, Suudçusu, hepsi bir araya ittifak ettiler ve beni manşetlerde mürted olarak ilan edip kanımı helal iddia ettiler, fetva verdiler bu konuda. Ben bu adam haşa öldürülsün falan demiyorum. Bu adama hatta söz hakkı efendim alınsın da demiyorum. Yani bu adam istediği gibi konuşsun falan. Ama tabii bu adam şeyde katliama teşvik etti. O ayrı bir olay. 50 bin kişi öldürün, boğurun, evlerini yakın falan. Fakat yani bu adam çünkü kendisi kişisel olarak bir yücelik iddia ediyor. Ha, kendisi değil mi? Etrafındakilerle en önemlisi o. Adam ben Mehdi'yim demiyor. Ama bütün etrafına Mehdi'yim dedirtiyor diyor kendisine. Bu adamın da yaptığı o. En yakınları ona Hoca Efendi Hazretleri falan filan diyorlar. Efendi diyorlar ona. Şimdi başkası diyor ki Müslümanlar peygamberimizin ebediyete intikalinden sonra hep birbiriyle uğraşmışlardı. Hep kaybetmişlerdi. İşleri değil. Bu peygambere iftiralar yapan bir adam. Az önce gördünüz bir iftirasını. Belki de en zararsız iftirası. Meryem'le cinsel ilişkiye girmiş peygamber. İsa'nın babasıymış. Bu saçmalığı anlatıyor. Daha nice şeyi, bu adam ne şeylerine inanıyor? Bu adam rejim cezasına da inanıyor. Çünkü onu eleştiren, reddeden bir tane ifadesini görmedim taşla öldürme cezasını. Çünkü rivayet, bu adam hadis kitaplarını savunuyor. Hem de en uyduruk, Taberani bile kaynak olarak alıyor. Bırak kütübü sitte, kütübü tıs'ayı da, kütübü seb'inini de, yani altı kitabın da çok dışına, hadisçilerin bile itibar etmediği kitaplara bile giden bir adam. Şimdi birisi diyor ki tabii bunun destekleyenler var. Edip Müslümanlardan başkasıyla uğraşmıyorsun. Ben ne yapayım? İslam ülkelerinin durumuna bak. Ya bu adam ne yaptı bu ülkeyi? Ne kazancı oldu? Sağ cepten alıp solcu kendi cebine koyuyor. Milletin devlete veyahut da kendisi başkalarına vereceği yatırımları kendi tarikatına topluyor ve kendi adamlarına veriyor ve onları kendisine çalıştırıyor. Yaptığı o. Herhangi bir katkıda fazla bir üretim yaptığı yok. Ha bu adam işte Türkçe olimpiyatları yapıyor. O adama verdiğinizin binde birini bana verseydiniz ondan çok daha iyisini yapardım.
için yani yaptığı. Topladığı paraya karşı yaptığı nedir? Sağdan soldan birkaç tane. Yani sen bırak yani Türkçe değil, uyduruk bir dil yap. Sen çocuklar, lise çocuklarını bedava olarak bir ülkeye getir, yarışmaya katacağım diye. Her dünyanın her tarafından toplarsın. Çok basit bir şey. Ben bu adamdan önce Amerika'da Türkçe öğrettim. Hem de böyle dili unutturulmuş bir Kürt olarak. Ta 10 yıl önce başladım oğlumun okulunda, Amerika'da kamu okullarında Türkçe'yi ilk öğreten benim. Hem de benim öğretim çocuklar, bunların çocuklarından çok da önemli. Bunun yaptığı bir şiir ezberletiyor orada. Öyle Türkçe'de konuşamıyorlar. E o kadar paranın dediğim gibi binde birini veren çok daha büyük olimpiyatlar düzenleriz. İş mi yani o? Ya bu kadar basit olmayın güzel kardeşim ya. Neyse. Neyse. Şimdi bu adamın Türkiye'ye yararı zararı şu. Bu adamın yaptığı kesinlikle Türkiye'de en iyi beyinleri alıyor ve onları tarikat için şey olarak kullanıyor bu beyinleri. Millet ona para veriyor, o beyinler çekiyor. Zaten o beyinler orada. Başka yere gidecekler. Tarikata çekiyor ve tarikat böylece onları kullanarak bir şey ediyor, bir güç elde ediyor. Amerika'daki öğretmenler de mesela onlara göre bir para veriyor. Amerikan şeylerine göre bir para vermesi lazım. O paranın bir kısmı da gizlice geri alıyor. Onlardan bir çeşit efendim şey olarak köle gibi çalışıyorlar. Tarikat böylece insan yani düşün ya bir bireyin hakkına bile şey etmiyor. O kul hakkına bile giriyor düşün. O öğretmen diğer muadili diğer okullardaki öğretmenler gibi para alması gerekiyor. Kontratta o parayı veriyor ya. Ama ondan sonra yaptığı anlaşma sen o paranın bir kısmını kaçta kaç olduğunu hatırlamıyormuş ya. Bizim tarikata geri vereceksin. Böylece geri ödüyor. Adam işte yarı aç şey bir şekilde çalışıyor burada. Yani bunu yapan bir tarikat her çeşit yani kendi çalıştığı insanı bile gizlice sümüren bir tarikattan Türkiye'ye hayır gelmez. Bütün yapacağı bu adamın Türkiye'yi Amerika'nın bir taşeronu olarak kullanmak. Tayyip'le arasında büyük bir mücadele olacak. O zaman Amerika kimden yana şey koyacak onu bilemiyoruz. Ama bu adam bence Amerika için kullanabileceği en iyi bir şey, bir ruhban. Ve zaten Amerika Irak'ta katliamlar yaptığı zaman Papa Muhammed Peygamber'i şiddet kullanmakla eleştirmiş ve böylece Haçlı propagandasına katkıda bulunmuştu. O dönemde gidip Papa'nın ellerini sıkan, Papa'yla ara bulmaya çalışan bir tipti. Yani onun için bunun getireceği bir yaranın olacağına inanmıyorum. Ve o yapacağı şey Osmanlı kafası, zaten bütün alanı Osmanlı kafası yani. Osmanlı gibi sağa solu şey edecek, işgal edecek veyahut da Türkiye'ye güç kazandıracak. Belki hayalinde o var. Onun için Amerika ayı, kendisi Amerika dayı diyecek belli bir sonrası. Ama hayalindeki ne? Allah gerçekleştirmesin derim. Neyse. Yapılacak şey bence sizden önerim. Kendisine yönelttiğim 19 sorunun cevabını isteyin. Yani kiminle karşılaşırsanız bunu öven. Buyur bu 19 soru dinle alakalı, politikayla alakalı bu 19 sorunun cevabını verin. Bu sorulara cevap veremiyorlar. İşte bu. Yani o sorular turnusol kağıdı gibi açığa çıkarıyor. Görüşmek üzere.